Merhaba sevgili dostlarım, 500 Tilik ekranına hoş geldiniz. Dostlarım, Legend of Mushrov'da biliyorsunuz ki karakterin özellikleriyle alakalı birçok oyuncunun sıkıntısı var. Kullanmış olduğu karaktere hangi becerilerin, hangi petlerin ve hangi itemlerin ve hangi itemlerdeki ana özelliklerin olması gerektiği hakkında sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bu oyunla alakalı birçok araştırma yaptım. Oyunda arbaletle alakalı, bu video içerisinde arbaletle alakalı sizlere rehber olabilecek bütün ayrıntılara değineceğim. Yani sizler eğer arbalet kullanıyorsanız ya da arbalet kullanma düşüncesinde iseniz bu videoyu mutlaka izleyip ona göre arbalet hesabınızı oluşturun. Hazırsanız başlayalım. Fakat başlamadan önce ekranın yan tarafında Discord'la alakalı bir panel var. Rolünü seç. Yani Discord'a katıldığınız zaman herkes kendi oynamış olduğu karakterin rolünü seçiyor. Büyücü müsünüz? Savaşçı mısınız? Yoksa arbalet misiniz? Bunları seçin. Ona göre orada rehber adını altında içerikleri göreceksiniz. Ve aynı zamanda gift codes kısmında da oyunla alakalı güncel kodları ekleyip hediye paketlerini alabilirsiniz. Elmastır, hızlandırmadır, pet açma, becer açma gibi vesaire vesaire güncel olan paketleri alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi hazırsanız direkt konumuza dönelim. Oyunu açıyorum. Benim bu hesabım, ana hesabım arbalet üzerine kurulu. Birinci seviyeden 110. seviyeye kadar arbalet olarak oynadım. Bazı fikirler var ki, diyorlar ki mesela fikirler. Arkadaş, belli bir seviyeye kadar savaşçı, belli bir seviyeye kadar arbalet, belli bir seviyeye kadar şaman, belli bir seviyeye kadar büyücü, belli bir seviyeye kadar arbalet, ondan sonra 120 seviyeye kadar arbaleti kas, daha sonra savaşçıya dön. Bununla alakalı geniş çapta bir araştırma yapıyorum. Ne kadar doğruluk payı ve ne kadar doğru olmayan payı var, onu sizlere tekrardan derleyip toparladığımda aktarıp sizlere bilgilendireceğim. Kimse yanlış yönlendirilmesin. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Şimdi bu oyunda lambaları açtığımız zaman mesela olmuş, mesela benim şu an güncel olan karakterim arbalet karakteri. Arbalet karakterine göre görsel farkındalık, görsel farklılık oluşturarak arbalete özel, işte bu da arbalettir, şapkadır, pettir, dizliktir, bunları veriyor. Fakat özellikler arbalete göre verilmiyor oyunda. Savaşçıya göre bir özellik verebilir, büyücüye göre bir özellik verebilir, okçuya göre bir özellik verebilir, arbalete göre bir özellik verebilir. Farklı farklı karakterlere göre özellik verebiliyor. Yani sizler illa arbalet oynayın demiyorum. Sizlerin becerileri, petleri, lambadan çıkmış olan kıyafetleri, itemleri hangi özelliği daha çok barındırıyorsa onu da oynayabilirsiniz. İlerleyen zamanda güncellendikçe istediğiniz karaktere göre özellik çıkartıp istemiş olduğunuz karakteri sürdürüp oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Böyle bir ayrıntıyı da sizlere paylaşmak istedim. Şimdi karakter oluştururken burada bu şu kısımda evrim ön izlemesine doğru bir gidelim. İlk basamak burası. Aranızda izleyenler kısmında savaşçılar da var, okçular da var, büyücüler de var. Büyücünün geniş çapta şifacısı var. Okçunun geniş çapta nişancı avcısı ve rüzgar arbaletçisi var. Kısım kısım gidiyor. Savaşçının da kılıç ustası ve balta savaşçısı olarak yerini alıyor. Sizler bu 3 ana karakterden savaşçı, okçu, büyücü. Bunlardan ilerleme kat ederken mesela diyelim ki arbalete göre gideceksiniz. Çünkü bu videonun içeriği tamamen arbaletle alakalı. Büyücüyle alakalı ayrıntılara değineceğim. Fakat hepsi ana karakter olan arbaletle alakalı. Savaşçıyla alakalı konuya değineceğim. Yine aynı şekilde ana karakter olan arbaletle alakalı bilginiz olsun. Şimdi arbalet karakterimizi oluşturduk. Ben mesela oluşturdum. Okçu Tanrı'ya geldim. Sizler çift arbaletinde kalmış olabilirsiniz. Rüzgar arbaletçisinde kalmış olabilirsiniz. Ya da okçudan ve maceracıda kalmış da olabilirsiniz. Karakteri oluşturduk, bitti. Peki. Şimdi elmanın hangi renkleri vardır? Sarı, yeşil, kırmızı. Değil mi? Elmanın renkleri nedir diye sizlere bir soru sorulsa, bana bir soru sorulsa 3 tane renk gelir. Sarı, yeşil, kırmızı. Elmanın rengini tanımlayan renkler bunlar. Kalkıp da pembe diyemeyiz. Birbiriyle uyum haline gelmez. O yüzden bu karakterler arasında da böyle bir farkındalık var. Mesela bu oyun diyor ki sen arbalet mi oynayacaksın arkadaşım? Evet, arbalet oynayacağım. Peki arbaletin tanımı şu. Elmanın tanımını yaptık ya. Arbaletin tanımı şu. Saldırı, birleşik saldırı, kaçınma yok sayma,
Birleşik saldırı hasarı. Şöyle ekranda bir saniye, çok pardon. Mouse'u da göstereyim ki göstermiş olduğum imleç kısımlarını sizler de görün. Evet. Tanıtım. Saldırı, birleşik saldırı, katınma yok sayma, birleşik saldırı hasarı. Tamam, güzel. Ahmet, burada bir şey eksik. Ne eksik? Kritik ve combo eksik. Çok konuşuluyor ya arbaletle alakalı kritik ve combo. İşte o da burada. Combo saldırı artışı %30 veriyor. Ekstra olarak %15 saldırı hızı ve %10 kaçınma. Bak, kaçınmayı da beceriler kısmına ekliyor. Ana becerilere. Combo saldırı hasarı artışı %40. Combo saldırıda 2 mermi ateşlenir. Normal saldırıda 2 mermi ateşlenir. Bu kademeye geldiğiniz takdirde bunlar açılacak. Özellikler açılacak. Ama kritik yok değil mi? Arbaletle ve okçuyla alakalı birçok oyunun temel unsurunda şu vardır. Kritik her zaman önemli. Hasar her zaman önemli. Burada her ne kadar isim olarak bunları metin olarak tanımlamamış olsa da karakterin kendi ana özelliğinde kritik var. Kritik bonus hasar var. Fakat combo kadar etkili değil. Bilginiz olsun. Şimdi sınıfımızı tanıdık. Arbalet sınıfını tanıdık. Geldik becerilere. Şimdi benim şu an ekranın sağ tarafında da görmüş olduğunuz beceriler oyun içerisindeki becerilerle yine aynı, fakat sadece seviyeleri farklı. Onları tekrardan güncellerim. Seviyeler önemli değil. Önemli olan benim hangi becerileri kullandığım. Şimdi sizler oyuna girdiniz. Sizde bu beceriler yok. Sizde efsanevi iki tane baştaki beceri yok. Ne yapıyorsunuz? Öncelikle bu hızlı güçlendiriciyi direkt buraya aktif edin. En yakındaki hedefe %2355 hasar verir ve kendi normal saldırı hızını %30 arttırır. Süresi 5 saniye. Yani beceri aktif edildi ya. 5 saniye içinde hızlı bir şekilde %30 arttırıyor. Fakat becerinin tekrardan aktif edilebilmesi 14 saniye. Güzel, buraya kadar anladık. Geldik buraya. Öncü mantar. Oyunun ilk başlarında bunlar her zaman herkeste olan bir şey. O yüzden direkt ikisinden giriş yaptım. En yakındaki hedefe %1460 hasar verir ve kendi normal saldırı hasarını %30 arttırır. 5 saniye sürer. Beceri süresi ise 14 saniye. Kalkan. Sağlık vermiyor fakat sana kalkan veriyor. İsterseniz sağlık kullanabilirsiniz. Yani HP basmayı kullanabilirsiniz. İsterseniz kalkan kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize bağlı ve aşamalara bağlı. Aynı zamanda bosslara bağlı. Ve saldırı yapacağınız karakterlere bağlı. Savaş, karşı rakibe bağlı. Hedefe %2104 hasar verir ve %20 maksimum sağlık değerinde bir kalkan kazanır. 10 saniye sürer. Süresi 10 saniyedir. Yani 10 saniye senin bir kalkanın var. Senin sağlık değerine göre ölçülen. Ve beceri süresi 19 saniyedir. Şimdi diyelim ki oyunun başında sizlerde bunlardan yok. Zaten yok oyunun başındaki. Bunlar zamanla çıkan şeyler. Bu üçünü aktif edin. İsterseniz kalkan yerine burada direkt canlı toprağı aktif edebilirsiniz. Bakın, ben size arbaletle alakalı kısımları anlatıyorum. Bunları diğer karakterlerde de kullanabilirsiniz. Fakat arbaletle alakalı daha da etkili. Hedefe %2800 hasar verir ve 5 saniye içinde kendi canının %30 kadarını iyileştirir. Bak, kendi canı ne kadar? O kadarının %30'unu iyileştiriyor. Bilginiz olsun. Bu ikisinin yerine öncelikle bunlar çok fazla verildiği için bunları kullanabilirsiniz. Bu ikisini kullanabilirsiniz. Bu önemli. Altın bomba önemli. Oyunun başlarında önemli. Eğer bu yıldızı çıkarabilirseniz yıldızı belli bir süre kullanın. Daha iyisi geldiği zaman yıldızdan direkt uzaklaşın. Neden? Şundan dolayı. Meteor çağırma %1596 alan hasarı yapar ve kendi becerilerin %30 ekstra hasar verir. Bak, ne diyor? Kendi becerilerin diyor. Yani okçuyla tam uyuşmuyor. Büyücüyle alakalı. Çünkü niye? Büyücü büyü yapar. Beceri kullanır. Beceri skilllerini kullanır. O yüzden büyücüyle %100 uyum haline geliyor bu meteor şarap neli. Fakat o arbalete çıkarsa bunu da değerlendirin. Kullanın belli bir kısma kadar. Slime çağırma. %1596 alan hasarı verir ve dost hasarını %30 arttırır. Dost hasarı diyor. Dost ne? Yan taraftaki petler. Petlere gelelim böyle. Buradaki petler. Yani bu da aslında bir nebze büyücüyle alakalı bir durum. Fakat arbaletçi arkadaşlarımız da kullanıyorlar. Savaşçı arkadaşlarımız da kullanıyorlar. En güzel büyücü de kullanılabilir düşüncesindeyim. Onun dışında yarasa çok önemli oyunun başlarında. Yarasa size rahat bir şekilde çıkar. Yarasa çağırma her saniye %482 alan hasarı yapar ve 5 saniye sürer. Yani 5 saniye
sürekli alan hasarı, pardon, 5 saniye içinde alan hasarını %482 arttırıyor ve oraya direkt sağlam bir kombin yapıyor. Onun dışında bu böyle ananasları falan kullanmayın. Onları pek tercih etmeyin. Oyunun başlarında bunları kullanabilirsiniz. Kaktüs fırlatır. %2032 alan hasarı verir ve alan içindeki hedeflerin saldırısını %20 azaltır. Bak, hedeflerin saldırısını. Yani diyelim ki mesela bu karpuzu nerede kullanabiliriz? Diyelim ki bir boss'a girdiniz. Klan savaşındaki lava girdiniz. Güzel sağlam kritik vuruyorsunuz, hasar vuruyorsunuz, saldırı yapıyorsunuz. Fakat canınız hemen gidiyor. Ne yapacaksın usta? Direkt bunu kullanacaksın. Bir de böyle deneyeceksin. Niye? Çünkü senin canını hemen indirmesin. Azar azar indirsin. Hedefin saldırısını %20 azaltıyor ve süresi 5 saniye. 5 saniye içinde rahat bir şekilde biraz daha puan kasabilirsiniz. Becerilerle alakalı geniş çapta yine bilgilendirme yapacağım. Bu kısmı atlıyorum. Yani oyunun başında ben sizlere bunları kullanabilirsiniz diye böyle göstermek istedim. Ben şu an güncel olarak bunları kullanıyorum. Peki, önemli kısma gelelim. Becerileri nereye istifleyeceğiz? Hangi kısımlara istifleyeceğiz? En önemli noktalardan bir tanesi de bu. Şimdi, ben şöyle bir taktik uyguluyorum. Buraya 186B yazmışım ilk başlarda. Tabii karakter güçlendikçe şu an daha fazla vuruyor. Love canavarına 600 bin küsurat vuruyor. Diğer canavara 1500 bin küsurat falan vuruyor. Şimdi ben ilk başa bunu koydum. Neden bunu koydum? Şundan dolayı. Duman bombasını ilk başta tetikliyor. %2231 alan hasarı veriyor. Ve alan içindeki hedeflerin aldığı hasarı %30 arttırıyor. 5 saniye sürer. Bakın çok önemli bir nokta değiniyorum. İyi dinleyin. Alan içindeki bu tetiklendiği takdirde alan içindeki hedeflerin aldığı hasarı %30 arttırıyor. Yani hedefin kapılarını açtık. Bak, kapıları açtık. %30 kapıları açtık. Artık orası daha fazla hasar alacak. Kapı açık. Şu an kapıdan geçeceğiz. Kapıdan geçerken hemen arkasından, kapı açık ya, zehirli sis püskürtme %3213 alan hasarı yapar ve alandaki hedefleri 1,5 saniye boyunca sersemletir. Kapıyı açtık. Sağlam bir kombinasyon uyguladık. 1,5 saniye boyunca sersemlettik. Hemen arkasından hızlı bir şekilde en yakındaki hedefe %1460 hasar verdik ve kendi normal saldırı hasarımızı da %30 arttırdık. Kapılar açıldı artık. Bitti yani, kapı açıldı. Yani karşı rakibin zırhı kırıldı, paramparça oldu. Zırh kırıldı ve saldırıya geçtik. Hızlı bir şekilde geçeceğiz. Hızlı değil. İlk başta sağlam bir güçle saldırıyoruz. Yani aparkartı sağlam indiriyoruz. Peki aparkartı sağlam indirebilmek için ne yapıyoruz? En yakındaki hedefe %2355 hasar veriyoruz ve kendi normal saldırı hızını %30 arttırıyoruz. Yani hızlı bir şekilde o artık bütün yani sağlam gücümüzle vuruyoruz. Niye? Çünkü kapıları açtık. Kapıya vurmuyoruz. Kapıyı açtık. Direkt rakibin suratına vuruyoruz. Ve 5 saniye sürer. Arkasından hemen hızlı bir şekilde salise içerisinde tetikleniyor. Kalkan basıyoruz. Benim taktiğim bu. İlk başta kalkan basmıyorum. İlk başta kendimi direkt koruma altına almıyorum. Zaten süresi 10 saniye. İlk başta bütün gücümü topluyorum. Kapıyı açıyorum. Hızlı bir şekilde saldırıyorum. Hemen salise içerisinde kalkan basıyorum. O yüzden ben saldırı esnasında, birazdan sizlere saldırı esnasını da göstereceğim. Karşı rakibin canı nasıl azalıyor hızlı bir şekilde, nasıl duraksıyor ve arkasından tekrar nasıl hızlı bir şekilde azalıyor, onu sizlere bu kısmın ana merkezi olarak göstereceğim. Umarım anlamışsınızdır. Evet, sıralama önemli. Geldik beceri kısmına, dost kısmına, pet kısmına. Şimdi pet kısmında ne yapmışım? Pet kısmında tam tersini yapmışım. Şimdi niye tam tersini yapmışım? Şundan dolayı. Önce ne yaptık? Kapıları açtık. Gücümüzü topladık. Sağlam bir güçle, kuvvetle iki tane beceriyi tetikledik. Arkasından hızımızı arttırdık. Kalkanı bastık. Arkasından direkt aynı anda, ikisi aynı anda tetikleniyor ya, aynı anda saldırı hızı ekstra %15 daha arttı. Artık
İkinci bir saldırıya geçme vakti. İkinci yumruğu aparkartı indirme vakti. Normal saldırı hasarını 30 arttırdık. Her 3 normal saldırıda hedefe ekstra olarak %40 hasar verdik. Bunu bazı kısımlarda kullanın. Her tarafta kullanmayın. Ben bunu her tarafta kullanmıyorum. Bazı kısımlarda kullanıyorum. Muz. Muz eğer etkinlikten alırsanız combo saldırı oranı artışını da %10 arttırdı. Combo saldırı hasarı artışı da artı %100 arttı. Yani kapılar açtı artık fırtına gibi es git. Fırtına gibi es git. Ondan sonra ne yaptık? Her şey sıfırlandı bitti ya. Bütün skill'leri, bütün pet'leri, bütün beceri kullandık ya. En sonda aktif beceri enerji kazanımını %25 daha hızlı yapar. Ne yaptık? Başta kapıları açtık, gücümüzü topladık, sağlam bir yumruk vurduk, hızımızı verdik. Ardından ekstra petlerden hız aldık. Tekrardan arkasından sağlam bir yumruk attık. O becerilerin hızlı bir şekilde aktif hale gelebilmesi adına burada %25 daha hızlı enerji topladık, enerjiyi geri kazandık. Bu şekilde bir taktik uyguluyorum. Bilginiz olsun, sizler de deneyim farkı yaşayın. Evet. Arbaletle alakalı bu kısma kadar umarım iyi gitmişsinizdir. Şimdi geldik kıyafetlere. Demiştim ya, kıyafetlerin görselleri farklı, sadece özellikleri ayrı. Yani kıyafetler karakterin kendisine göre has olan özellikler. Fakat özellikler farklı. Bak mesela benim bu arbaletin altında hem arbaletle uyumlu hem de büyücüyle uyumlu özellik taşıyor. Beceri kritik vuruş. Büyücüyle alakalı, benimle alakalı değil. Benim becerim de iş yapar, yapmaz değil. Ama büyücü kadar yapmaz. Büyücü %100 vururken ben sadece %25 vururum. %50 vuramam. Yarı yarıya vuramam. %10, %20 vururum. Yani sağlam bir şekilde vurmak istiyorsan beceriyle büyücü kullanacaksın. Kaçınma önemli. Kaçınma tam arbaletle alakalı. Şimdi zaten burada kıyafetlerin özelliklerini tek tek burada sizlere anlatmayacağım. Neden? Çünkü zaten ben burada size anlatmışım. Arbaletin tanımını ben size burada başta yaptım. Saldırı, birleşik saldırı, kaçınma, yok sayma, birleşik saldırı hasarı. Bu şekilde arbaletin tanımını sizlere yaptım. Ekstra burada sizlerin zamanını bu şekilde almayacağım. Kritik vuruş, combo saldırı. Bu şekilde kaçınma, yani tanımla alakalı uyumlu olan özellikleri aktif etmeye çalışın. Şimdi diyelim ki arkadaş, geliştik. Ne yaptık? Auto kısmına geldik. Ölümsüzü açtık. Ölümsüz topluyoruz artık. Efsaneviden çıktık. Aşırıya geçtik. Aşırı topluyoruz ya da yaldızlıya geçtik. Yaldızlı topluyoruz. Lambayı açarken diyelim ki benim burada mesela aşırı var. Tekrardan bir aşırı geldi. Özellikleri daha iyi. Peki ben ne yapacağım bunu? Çöpe mi atacağım? Hayır, çöpe atmıyorsunuz. Kesinlikle çöpe atmayın. Hemen burada şu kısma basın. Kıyafet 1, kıyafet 2, kıyafet 3, 4, 5 kısımlara ayrılıyor. Yani oyun burada bize şunu diyor. Arkadaşım, sen lambadan kıyafet çıkartırken ben sana arbelet karakterine göre özellik vermiyorum. Büyücüye göre de veriyorum, savaşçıya göre de veriyorum. Değişiyor ya da iki tane karaktere göre özellik de verebilirim. Sen ne yap biliyor musun arkadaşım? Sen birinci kısımda hangi karakteri oynuyorsan ona göre item diz. Büyücüyle alakalı bir item geldiği zaman kıyafet 2'ye geç. Onu da buraya aktar, çöpe atma. Yani yarın öbür gün sen arbaletten sıkılırsan ya da bazı kısımlarda arbelet iş yapmıyor, büyücünün de olması gerekir durumlarda, direkt kıyafet 2'ye geçip büyücünün bütün hazırlamış olduğun itemleri aktif edersin. Direkt buradan karakter kısmından da sınıfını sıfırlarsın, büyücüye geçersin, savaşçıya geçersin. Bu kadar ayrıntı var. Oyun bize bu aşamada kolaylık sağlıyor. Aynı şekilde becerilerle alakalı, petlerle alakalı burada bir dizilim sağlayabilirsiniz. Planla alakalı, plan 2 ile alakalı, yani heykelle alakalı. Bu şekilde saldırı ve savunma karakter özelliğinize göre istifleyebilirsiniz, bilginiz olsun. Onun dışında başka ne anlatmam gerekiyor? Düşünüyorum. Şimdi savaşa geçeceğiz birazdan. Savaşta size bazı taktikleri göstereceğim. Rakibi nasıl izlemeliyiz? Rakibin hangi özelliklerine bak. Arkadaş ben şu kısma bir basıyorum. Lan burada her şey yazıyor. Benim bildiğim arkadaş saldırı, savunma, sağlık, hasar bu. Ama burada bir sürü özellik var. Bu özelliklerin hangisi arbelete göre, hangisi büyücüye göre, hangisi savaşçıya göre, bende olması gerekenler ne? Karşı rakipte olması gerekenler ne? Bunları şimdi inceleyeceğiz. Önemli kısımlar bunlar.
Tabi buradan incelemeyeceğiz. Savaş meydanında. Şimdi biliyorsunuz ki sunucular arası bir sıralama maçı var. Ben birazdan şimdi oraya geçiyorum. Oraya geçtim. Ben burada ikinciyim. Bir hakkım var. Birinci olabilme şansım çok düşük. 1464 verse bir 12, 13, 15 en fazla 19 versin diyelim. Yine geçemiyorum. Birinci olamıyorum. Fakat sizlere şimdi Moskatzilla. Mesela ben bununla savaş yapmışım. Moskatzilla'yı yenmişim. Peki bu Moskatzilla'yı ben nasıl yenmişim? Nasıl yenmişim? Bakın şimdi. Bakın iyi izleyin. Bak sağlam bir giriş yaptım. Bak kapıları açtım. Sağlam vuruş yaptım. Canı bir anda düştü. Kısım az olarak düştü. Benim de azıcık düştü. Fakat bak. Bak. Bak su gibi eriyor. Bak su gibi eriyor. Neden? Çünkü pet, yani beceri ve petler artık aynı anda aktif oldu. Artık kapılar açık, sağlam bir giriş yapıyorum. Tekrardan bakın. Bak iyi bakın. Bak. Bak. Sağlam bir giriş yaptım. Burada durdu. Neden? Çünkü burada beni sersemletiyor. Benim sersemletmem tekrardan geri gelince ben yine o sağlam bir giriş yapıyorum. Bak yarıya da tekrar duruyor. Yaradan sonra hızlı bir şekilde gidiyor. Artık onun sersemletme becerisi artık süresi tekrardan doluncaya kadar zaten ben o adamı orada indiriyorum. Knockout. Bitti. Gelelim bu adamın özelliklerine. Usta senin ismin neydi? Moskatzilla. Neredesin sen? Ben bu adama niye saldırdım? Neden saldırdım? Bak 111 seviye 15.700. Benim de 15.187. Güçle alakalı bir durum değil. Şimdi özellik karşılaştırması yapıyorum burada. Ben Arbelet. Bu kim? Hemen direkt buradan bakabilirsiniz. İtenleri tanımıyorsanız. Bu adam savaşçıymış. Şimdi geldik buraya. Nihai sağlık. Yani benim sağlığım 916 milyon. Adamın sağlığı 963 milyon. Önemsiz. Düşük olması önemsiz. İsterse 1 milyon 100 yani 1.100 milyon olsun. Yine önemsiz. Çünkü bende sağlam bir atak var. Kapıları açıyorum ben. Tabii gücüme göre kapıları açıyorum. Çelik kapıyı açamam. Tahta kapı açıyorum şu an. Karakterim o kadar güçlü. Tahta kapı açacak kadar güçlü. Şimdi benim saldırım 39.421k yani 39 milyon adamın saldırısı 25 milyon. Ben burada üstünlük sağlamışım. Fakat adamın savunması var. Hem savaş hem de savunması var. Zırhlı. Zırhını giymiş. Benim savunmam 9 milyon yani 10 milyon adamın savunması 16 milyon. Arada 6 milyon fark var. Ben de şimdi arbeletim ya. Benim saldırı hızım farklı tabii ki. 4.03 adamın 3.1. Şimdi geldik Arbelet'te benim bakmam gereken kısımlara. Öncelikle şu 4 kısma bakıyorum. Daha sonra kritik vuruşuma bakıyorum. 17.17 küsuratları boş verelim. %6. Kombo saldırım. %72 adamın %22. Bak kaçınma. %32 adamın %29. Şiddetli hasar. Şimdi bunları okuyorum. Birazdan bunların açılımını da yapacağım. Böyle rastgele sizlere anlatmıyorum. İşte şu şöylemiş, bu böylemiş. Tamam bitti, ben bunu aldım değil. Açılımını da yapacağım size. Okumuş olduğum özelliklerin açılımını da yapacağım. Kaçınma. %32, %29. Şiddetli hasar. Bak diğer kısımları geçtim. Benimle alakası yok onların. Şiddetli hasar. %813, %614. Kritik hasar direnci. Arbaletle alakalı durumlarda. Çünkü niye? Arbalet en fazla kritiği vurur. Savaşçı vurmaz. O yüzden bunu pas geçiyorum. Adamın fazla olması umurumda bile değil. Normal saldırı kat sayısı savaşçıda da var, bizde de var. Bu önemli. %700, %790. Yani adam benden %90 kat normal saldırısının kat katlanmış sayısı adamın %90 fazla. Önemli bir nokta bu. Adam iyi bu konuda. Fakat normal saldırı kat sayısı her ne kadar 90k fazla olsa da benim karakterimin has özelliği olan %2556 combo saldırım onun üstünü kapatıyor, örtüyor. Çünkü niye? Adamın normal sayısı katlanıyor.
benim normal sayım hem katlanıyor, hem komboya biniyor, hem de kritiğe biniyor. Adamın combo saldırısı %60, %660. Karşı saldırı kat sayısı. Savaşçı da önemli bir nokta. Savaşçı için önemli bir nokta. Fakat benim için önemsiz. Benim beceri kıyafetlerimin büyük bir ihtimalle verdiğini düşünüyorum. Bak, binek kendisi vermiş özellik. Ben almamışım binekten. Kılavuz kendisi vermiş. Sınıf. Sıfır zaten bende. Çünkü benim sınıfımda böyle bir özellik yok. Ama adamın özelliği var sınıfında. Çünkü adam savaşçı. İlk özellik zaten %100. Karşı saldırı hasarı %326 almışım. Adam 133 almış işte burada. Kılavuz, binek, ruh. Ruh ben zaten takmamışım. Çünkü benimle alakalı bir şey değil, özellik değil. O yüzden benim sıfır. Ama adamın ihtiyacı olan bir şey. Adamın has özelliği. Adam bunu takmak zorunda. Karşı saldırı ben sıfır olarak görüyorum. Çünkü benim işime yaramıyor. Adamın 1080. Yani etkisi olsa bile %5, %10 etkisi olur. O yüzden o sıfır olarak görüyorum. Beceri kritik, bunlara hiç bakmıyorum. Bunlar benimle alakası değil. Etkisi olur mu olur? %5, %10 olur. Ama büyücü daha fazla etkili. Büyücü %100 etkili olur. Çünkü niye? Büyücü beceri kullanmak zorunda. Bu da aynı şekilde. Beceri de kullanabilir fakat benimle aynı eşit. Büyücü kadar etkili olamaz. Sağlık bonusu. Bunlar da önemli kısımlar. Mesela sağlık bonusunu 83-79. Saldırı bonusu 132-78. Bunlar artık bizim o en tepedeki saldırı, sağlık ve savunma kısımlarının bonusları. Bunlar da önemli noktalar fakat fazla bunları kurcalamaya gerek yok. Ama savunma bonusu adam %151 bin almış. %151 kalmış. Çok iyi almış. Ben 99. Saldırı hızı bonusu önemli. %49. Bak, saldırı hızından bir de bonus almışım. Yani karşı tarafın mesela saldırı hızına bakıyorsun. Evet, bu adam 3.1. Ama bu adam ekstra %15 almış. O yüzden ben de ekstra %49.5 almışım. Karşında durabilecek arkadaş, mermiyi bile geçerim be. Ben bu hızla mermiyi geçerim. Şimdi geldik bunların açılımına. Temelden okuduk. Şimdi sağlık zaten bizim temel kısmımız. Saldırı da aynı şekilde. Savunma da aynı şekilde. Bunlar temel. Bunların bir açılımı yok. Saldırı hızı bir açılımı yok. Bonuslar, özetlere bakacağız. Kritik vuruş. Yani benim kıyafet dizilim yaparken almış olduğum kritik değerler. Ekipman. Bak, görmüş olduğunuz gibi. Ekipmanlardan %17 almışım. Tamamen arbaletle alakalı bir durum. Combo saldırı %21 ekipmanda almışım. Sınıftan 30 almışım. Partnerden 10 almışım. Kalıntıdan da 10 almışım. Hepsinin toplamı %72. Karşı saldırı benimle alakalı değildi. Şiddetli hasar çok önemli. Bu şiddetli hasarı nereden alırız? Nereden bunu arttırabiliriz? Heykelden. Kritik hasar bonusu ile. Bakın şimdi. Tabii ruh sizde aktifse, oyunda sunucuda etkinlik gelmişse oradan da alabilirsiniz. Bu şekilde alıp bak mesela bak bu adam da mühür uyandırma da yapmış, almış oradan. Ben daha mühür uyandırma yapmamışım. 110 seviyeyim. Klan içerisinde sunucu arası savaşlarda para miktarım birikirse 2000 olursa alacağım ben de. İlk özellik mesela aynı şekilde bak, şiddetli hasar. Çünkü savaşta aynı şekilde şiddetli hasar vurma özelliğine sahiptir. İkimiz de aynı özelliğe sahibiz. Fakat ben kritik vuruş bonusu ile %306 almışım. Bu adam ise 207 almış. Ruhtan da aynı şekilde almışım. Ruhtan da aynı şekilde almışım. Ve toplamı 813. Yani ben normal saldırı yaparken hem normal saldırımı kat sayı yapıyorum, hem kritik hasara çeviriyorum, katlıyorum üstüne. Artı üstüne bir de combo yapıyorum. Tavrumar ediyorum ortalığı. Combo saldırı kat sayısı. Arbalet için çok önemli. Yani arbalette bakmanız gereken kısımlar bunlar. Combo, yani saldırıya artı combo yapıyor. Yani çift rakam, yani büyük rakam. Combo, kritik. Bu şekilde. Heykelden %112 almışım. Ruhtan 470 almışım. Binekten 30. Kılavuzdan 360. Partner zaten 100. Sınıftan da 140 almışım. Ve combo hepsinin toplamı 1101. Ekstra eklenti yapıyor 2556. Karşında bu adam durabilir mi ya? Savaşçıyı inceledik.
Bak Arbelet ana merkezinde karakterleri inceleyeceğiz diye başta videonun başında anlatmıştım. Şimdi savaşçıyı inceledik. Geldik büyücüyü incelemeye. Birçok büyücü yanlış yapıyor. Birçok büyücü yanlış yapıyor. Hadi bu savaşçı neyse bir şeyler yapmış yine kendince. Ya arkadaş sen büyücüsün. Senin ne işin var savaşçının özellikleriyle? Nerede büyücü? Berkay Emir sen misin yoksa? Sen kimsin? Bu da Arbilet. Bak mesela ben bunu da almışım. Savaşçıyı incelemiştik. Büyücü asker. Haydi gelin inceleyelim. Daha sonra bununla savaşımıza bakacağız. Şimdi benim burada dur bir saniye. Bir saniye. Biraz daha zorlu bir rakip yok mu? Çünkü ben bunlarla dün savaşmıştım. Dün zorlu bir savaş yapmıştım bazılarıyla. Alabilme imkanımın düşük olmasına rağmen. Sen kimsin? Büyücü asker. Bak gel şimdi. Saldırı 39 milyon, 34 milyon. Savunma 9 milyon 900, 8 milyon 500. Sağlık benden fazla. Yine aynı şekilde önemsiz bırakıyorum. Bak şimdi. Ben bu büyücüyü nasıl rahat aldım biliyor musunuz? Combo saldırı koymuş kendisine. Sen arbelet misin, büyücü müsün arkadaşım? Karşı saldırı kat sayısı koymuş. Sen büyücü müsün, savaşçı mısın? Sen nesin? Sen hangisini kasıyorsun? Sen bir karakterde hepsini barındıramazsın. Karakter arkadaş, ok ustasına kalkıp da büyü yap diyemezsin. Bu adam ok ustası, okçulukta iyi. Bunu orada değerlendirmelisin. Sen de aynı şekilde madem büyücü açtın, büyücüyü oynuyorsun, büyücüyü değerlendiriyorsun. O halde büyücüye sakın arbelet ve savaşçı istatistiklerini ekleme. İstediğin kadar gücün olsun. Sonra dersin ki ya ben çok fazla gücüm var, adamın benden gücü az, adam beni alıyor. E alır tabii ki. Sen büyücü yapmamışsın ki, evrim geçirmişsin resmen büyücüyü. Büyücü nereden? Neredeyse 3 tane kafası çıkacak omuzlarından. Bir tanesi arbelet, bir tanesi savaşçı, ortadaki büyücü. Olmaz. Yanlış. Bak. Karşı saldırı kat sayısı 426. Ben size ne demiştim? 0 görüyorum. 826. Onun da aslında 0 görüyorum. Çünkü niye? Onun kendi ana özelliği değil. Combo saldırı. Benim çok iyi. 12 de iyi değil. 0 görüyorum. Bunlar hep 0 gibi. Ya bu değerlerin isterse yani 3 milyon olsun. 0 görüyorum. Etkisi olur mu? Olur. %5-10. Çünkü niye? Arbelet değil. Saldırı bonusları yine burada bu şekilde inceleyebilirsiniz. Nereden almış bonusları, ekstra onları inceleyebilirsiniz. Ben sizlere az önceki karakter üzerinden anlattım. Tekrardan anlatıp zamanınızı almayacağım. Haydi gelin Kata ile savaşımızı inceleyelim. Kata neredesin? Ben bu sunucu savaşında herkese aldım. Sadece şu adam almadım. Pomipoma. Bunu alamadım. Bak. Adam yaldızlı çıkarmış. Ekstra. Çok değerlerim düşük. Hemen hemen 1 milyon adamın 2 milyon. 40 milyon adamın 50 milyon. 9 milyon adamın 15 milyon. Yani ben bunu alamam. Combo saldırı. Bu adam da okçu. Combo saldırı. 2500 bu adam 4200. Karşı saldırı ikisinde 0 görüyorum. Normal saldırı 700-300 fazla var. Bir de ekstra kombodan ekleniyor. Bu adamı alamam. O yüzden buna saldırmadım. Ve bu adam bana saldırdı, aldı. Ben bu adama kafa tutmadım. Niye? Çünkü alamayacağımı biliyorum. Bunun dışında hepsini alabiliyorum. Zero bizim klandaki arkadaş, değerli bir arkadaşımızdır. Aynı zamanda oyunu bırakma gereği düşündü. Çünkü oyuna fazla vakit harcamayacağını, oyunun da çok fazla geride kalacağını düşündü. Oyunu bana devretti. Ben şimdilik o iki oyunu Zero ve kendi ana oyunumu oynayacağım. O şekilde devam edeceğim. İkisini de geliştirebildiğim kadar geliştireceğim. İlerleyen zamanda duruma göre birinin hesabı şu oldu, bu oldu, doğruydu, yanlışa maruz kaldı gibi durumlarda hesabı devrederim. Şimdi kalkıp kimse bana hemen devresin demesin. Önce ben bu karakteri geliştireceğim. İyicene bir zirve yapacağım onda. Şimdi geldik.
Ben kimi incelemiştim? Kata'yı incelemiştim. Kata, neredesin arkadaşım? Ben dün sana bir merhaba demiştim. Neredesin Kata? Kata burada. Bak şimdi savaşa bakın. Bak. Yine sağlam giriş yaptım. Bak şimdi. Bak canına bakın bak. Canı su gibi gidiyor ya. Ya canı durmuyor su gibi gidiyor. Canı su gibi gidiyor. Biliyorum alacağımı biliyorum. Canı su gibi gidiyor. Bunlar eski savaşlar. Yok eski savaşlar değil bunlar. Jai Jai. Ben Jai Jai'yi almıştım. Savunma yapmışım. O beni almış. Dur bakayım nasıl almış beni. Ya da alamamıştım. Dur bakayım şimdi önceleyeceğiz. Bak sağlam bir giriş yapıyorum. Bak canı komple gidiyor. Bak gördünüz mü? Sağlam bir defans yapıyorum. Bak alıyorum. Oyun burada hata olarak gösteriyor. Ben kaybetmişim olarak gösteriyor. Fakat video içinde yani savaş esnasında ben alıyorum adamı. Jai Jai. Çünkü ben biliyorum hepsini aldım. Sadece en üstteki kalmıştı. Pomi bak işte bak. Bana saldırmıştı. Beni almıştı. Pomi'yi izleyelim. Bana nasıl saldırmış? Pomi güçlü. Pomi güçlü. Biliyorum çünkü güçlü olduğunu. Ya benim 3 misliyim. 3 kişilik adam gibi düşünelim. Ben bir kişiyim. Bir tanesine vurmaya kalksam yan taraftan 2 tane yumruk kafa böyle olacak. Evet arkadaşlar bu şekilde sizlere Arbelet'i aklıma gelen kısımlarla anlattım. Yeni farklı şeyler de aklıma gelirse öğrenirsem yine part 2 olarak Arbelet'le alakalı içerik üretirim. Videoyu ve ayrıntıları beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basıp destek olursanız sevinirim. Çok sevinirim. Aynı şekilde videoların da devamı için bu tür şeyleri de sizlerden bekliyorum. Videoyu beğenin. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazmaktan çekinmeyin. Düşüncelerinizi benimle paylaşın. Ben de sizlerin yorumlarına cevap verebilme durumuna düşeyim. Sizlere cevap vereyim. Discord kanalımıza katılın. Farklı sunucuda oynuyor olabilirsiniz. Katılın kanalımıza. Belki bir sunucu birleşmesinde aramıza gelirsiniz. Bir merhaba deriz. Yani önceden bir tanışmışlığımız olur. Her şey olur. Ya da bir soru sormak için bile. Ya da bizim arkadaşlarımızın stratejilerini... konuşamadım. Stratejileri hakkında bilgi alabilirsiniz. Sizler de aynı şekilde kendi bilgilerinizi bize aktarabilirsiniz. Bu şekilde aramızda bir paylaşım olur. Bundan sonraki videolarda yine aynı şekilde rehber kısımlarına değineceğim. Büyücüyü de oynarım. Mesela arkadaş mesela oyununu bana verdi. O oyunu büyücü yapabilirim, savaşçı yapabilirim. Duruma göre bakacağım. Ya da bunu yapabilirim. Duruma göre bakacağım. Bir de onları oynarken izlemek istiyorum. Neler yapabiliyoruz? Onları da inceleyeceğim bu şekilde. Sizlere aktaracağım. Bilginiz olsun. Onları oynamadan da sizlere onlar hakkında zaten ben bu video içerisinde temel önemli kısımları paylaştım, aktardım. Yine aynı şekilde oynarken de aktarırım. Bilginiz olsun. Etkinliklerle alakalı ve elmasla alakalı. Elmaslar nerede kullanılması gerekir? Nerede değerlendirilir? Nerede değeri artar? Onlarla alakalı da içerikleri sizlere paylaşacağım. Fakat hepsi zamanla yavaş yavaş. Sabır. Bu oyun sabrı gerektiriyor. Aceleye gelmez. Elmas harcama, bir şeyleri basma, patlatma, yükseltme aceleye gelmez. Bırakın insanlar sizi geçsin önemli değil. Siz doğru orantıda akıllı ve mantıklı bir şekilde hareket ederek onları tavrımar edersiniz. Şu an bu sonucuda en güçlü bu hesap. Ruh etkinliği geldi. Ruh özelliği açıldı. Kenan arkadaşımız beni alıyordu. Hatta ölümsüz beceri çıkardı. Maşallah bayağı şansı yerinde. Şimdi onunla kafa kafaya gidiyoruz. Ben onu alıyorum, o beni alıyor. Ben bir tane beceriyi çıkarıyorum, o beni alıyor. Ben onu taktığım zaman onu ben alıyorum. Onu da burada göstermeyeceğim. Benim sürprizim olsun. Evet. Komşularım, arkadaşlarım umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Bir sonraki farklı içeriğimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.